Evet. Bohrlösung. Lösung çözelti demek arkadaşlar Almanca. Buna ben Bohrlösung ismini koyarken şunu önemsedim. Bir bor çözeltisi yapalım. Tıbbi bor ihtiva etsin. Herkes kullansın ve alkali olsun. Millet alkali su içme derdinde. Yok karbonat mı atayım? Yok atmayın. Bohrlösung'dan uygun dozda kullandığınızda zaten içtiğiniz su alkali olur. Alkali boru almak istiyorsanız Bohrlösung kullanacaksınız. Bohrlösung içerisinde tıbbi amaçlı gelişmiş boz ve sizin size ihtiyaç olan miligram kadar vardır. Yani boru kaşık kaşık yemekle tedavi olmaz. Bir şeyin tıbbisi vardır, endüstriyeli vardır, sanayide kullanılanı vardır. Siz sanayide kullanılan boru eczaneden temin edip onu kaşık kaşık yemekle kendinize fayda sağladığını zannedersiniz. Ama içindeki ağır metalleri bilmediğiniz için kurşun ve cıva zehirlenmesine böbrekleri daha sonra hasarları görürsünüz. Bir yıl sonra ortaya çıkar. Ah vah fayda etmez. Bir internette görüyorum ben insanlar. Efendim ben bunu kullanın çok faydası gördüm. Bizim insanımız söylemeden edemeyeceğim. Bedavayı çok sever. Sağlık bedava bir şey değildir. Mücadele. Yani o zaman magnezyum için bunu söyleyeyim. Magnezyum kullanırken de magnezyum gübresi alın bir çuval 50 liradır. Mesela onu bütün sülale kullanırsınız. 1 yıl, 2 yıl kullanırsınız. Niye onu kullanmak yerine bir tablete 150 lira veriyorsunuz? Çünkü tıbbi amaçlı kullanılan ürünle endüstriyel amaçlı kullanılan ürün aynı şey değildir. Bugün eczanelerde, çuvallarda, pakette satılan borax dediğiniz şey tamamen cam endüstrisinde kullanılan, bor cam imalatında kullanılan, en çok oraya tüketilen ürünün kendisidir. Evet bor vardır ama saf değildir, tıbbi değildir. İçinde ağır metal kirliliği vardır. Analizlerine bakın, göreceksiniz. Ama siz onu dikkat etmezseniz sağlığınız tehdit altında. Biz sizin için boru tıbbi forma getirdik. Burada özellikle alkali formda bor size verdik. Çünkü alkali içmek isteyen çok fazla var. Yalnızca bora ihtiyacım var. Benim mineral eksikliğim var. Çünkü bor almak istiyorum diye de yalnızca bu borlu özünü kullanabilir. What?